Efendim, merhaba. Sanırım arkadaşımın bağlantısı, çünkü geçen sefer de bağlanamadık. Sanırım Fatoşcuğumun bağlantısıyla alakalı. İyiyim, teşekkür ediyorum Mine Hanımcığım. Siz nasılsınız? Edacığım merhaba, güzel kızım. Duvara bakar mısın? Annenin 10 yaşındaki fotoğrafına. 23 Nisan diye böyle bir şey yaptım. Ama akşam daha güzel bir sürprizim var duvar için. Evet, ben Fatoş arkadaşımı bekliyorum. Umarım bağlanabilir. Bağlantı ile ilgili bir problem var. Teşekkürler Deniz. Teşekkürler. Edacığım, benim sesimde bir problem var mı? Yani benden kaynaklanmıyor diye düşünüyorum. Sanırım Fatoş'un bağlantısından. Ama kendisi gelmedi daha. Evet, geldi. Hadi bakalım. Bağlanalım. Görce bekleniyor. A gayret. Fatoşcuğum merhaba yeniden. Merhaba canım. Fatoşcuğum, bugün ne düşündün biliyor musun? Şu anda Ne? Yasemin'in ve Sedef'in dersleri var mı? Var. İşte, ya şöyle ama herhangi bir Zoom'la bağlantıyı Sedef Skype'ta, Yasemin de evet online bir çalışma yapıyor. Hayır, ondan kaynaklanıyor olabilir mi diye düşündüm. Çünkü bazen evde birkaç kişi kullanınca ağın bağlantısının kuvveti düşüyor. Tatlım çok haklısın. Ben dün de kontrol ettirdim geçen hafta seninle konuştuktan sonra hizmet aldığım operatörden. Yani son derece yüksek gözüküyor. Gerçekten bilmiyorum. İkimizin enerjisinin yükselmesinden de kaynaklanıyor Olabilir. olabilir. Atlattık Instagram alemlerini. Eda, sana hoş geldin. Fatoş ablam dedi. Edacığım, teşekkür ederim. Özledim seni. Vallahi özleştik hep beraberce. Nazcım merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nazcım da çok sevgili bir arkadaşımızın kızı. Mine Hanım, evet. Mine Hanım'ı tanımıyorum. Bilmiyorum benim takipçim mi senin? Mine Ben de hatırlayamadım. evet. Instagram'dan takip Olabilir, ediyormuşsun da olabilir. olabilir. Şimdi Burcu merhaba. şimdi tanışmış olduk. Merhaba Burcu. Ne güzel değil mi böyle şey ya, bu ben çok seviyorum bu Instagram canlı yayını. Şimdi televizyon programında böyle olmuyor açıkçası. Hani televizyon programında biz kimseyi, bağlanan bir kişi olmadıkça göremiyoruz. Hani kim beni seyrediyor, kim izlemiyor bilmiyorum. Ancak onu gruplarda, sayfalarda paylaşınca programı anlıyoruz. Ama şu anda ne güzel, çıt 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 bağlanıyor herkes. Çok hoşuma gidiyor. Güzel, güzel oluyor. Ben de tabii son bir saatte çok hızlı yayabildim. Bilemiyorum kaç kişiye ulaşabildim şu anda. Çünkü tekrar olacak demiştim geçen haftadan bu Tekrar haftaya. Tatlım. YouTube'da paylaşacağız programımızı. Efendim sevgili Fatoş Görce çok yönlü bir ruhsal rehber. Neden çok yönlü diyorum? Ben biraz böyle toparlıyorum. Kendisine Lütfen. melek eğitimleri var, melek enerjileri eğitimleri var. Efendime söyleyeyim, daha farklı enerji teknikleri eğitimleri var. Regresyonuydu. Sonra nefes eğitimiydi. Arkasından Heal Your Life. Ondan önce Heal Your Life. Rahmetli Louis Hay'in eğitimi var. Ben ona bayılıyorum. Sonra nefes eğitimi aldı. Yelda Çetiner diye bir nefes hocası var. Bu oradan İyi ki aldı. var. Evet. Reiki var. Sonra en son aldığın eğitimi de lütfen söyler misin?
Tabii onun ismi de BioTouch Healing diye geçiyor. Yani sadece dokunarak ya da Türkçe'de kelebek dokunuşu olarak tanımlayacağız biz. Evet. Az önceki yani açıklamalar kayıtta mı bilmiyorum. Kimi Milli Akademi olarak Türkiye distribütörü olma yolundayız o eğitimin. Evet. Amerika'da aslında Mısır öğretisi fakat patentini Amerika'da bir vakıf tarafından alınmış bir öğreti. Bu bir şifa tekniği olarak değil, destek yöntemi olarak ve Amerika'da lisans ve lisans üstü programlar olarak da şu anda üniversitelerde sağlık eğitimi alan herkesin öğrenmesi zorun tutulmuş olan bir sistem. Evet. Bir elin iki orta parmağı ve işaret parmağı ile vücudun belli noktalarında belli bir akışla dokunarak, tene dokunarak yapılan bir yöntem. Şimdi onun uygulayıcısı olarak eğitimim tamamlandı. Şimdi öğretmeni olmak yolundayız. Az bir şey kaldı. Artık Eda senin bir şeyin, asistan adayın. Seve seve notum da var zaten. Hem öğreteceğim hem de onun üzerinde uygulamak istiyorum. Yakın olsaydık daha önce de uygulayabilecektim. Şöyle bir şey, Geçmişiymiş. Eda gidip gelmeye razı. Süper. O zaman onu arayacağım. İlk özgürlüğümüzde, ilk sınıfı açtığımızda yanımda onu istiyorum. Harika ve Eda da iyi bir, yani kızım diye söylemiyorum ama iyi bir asistan, çok iyi bir asistan. Ne dersen onu yapıyor canım benim. Yelda'cığım, Eda'yı da senden ayrı seviyorum. Biliyorum. Evet, çok değerli bir ruh o da. Böyle ruhlar bir araya geldiği zaman sinerji daha da güzel oluyor. Aslında bir ve bütün için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız. Çünkü zaman o zaman. Aynen. Ben ve öteki diye kimse yok artık. Aynen. Ben ve o diye de hiç kimse yok. Kendi içimizdeki neyi reddediyorsak karşımızdakini reddeden tarafımız bize o şekilde görünüyor. Ben bütün sohbetlerimde de bunu söylüyorum, kişisel sohbetlerimde de. Lütfen artık ben ve o, ben ve öteki demeyelim. Çünkü diye diye kendimizi de ötekileştirdik. Onlar yani o kimse, o kimse, orası kimse, onlar kimse, onlar bunlar diye bir şey yok aslında. Sadece Türkçe'de kullandığımız bir zamir işareti belki onlar ama İçimizde tek ruhuz, tek ruhun. İşte ben bu noktada içim acıyor. Evet, evet, evet. Şimdi sevgili Fatoş'um, biraz önce şey konusuna girmiştik. Aslında birazcık şöyle toparlarsak, Fatoş Görce'ye göre yeni çağdan, yeni dünya düzeninden beklentileri de öngörülerine bunları alacağım senden. Hemen söylüyorum tatlım. Yeni bir kere benim çok direkt söyledim. Eski çağda da beklentim yoktu. Yeni çağda da bir beklentim yok. Evet. Neden yok? Çünkü beklenti dediğimiz şey aslında afaki bir varsayımdan öteye gitmiyor. Sen kendin için bu hayatta sen nasıl bir mutluluk içerisinde olmak istiyorsun? Ona dönüp baktığın zaman hayattaki isteklerin de o yöne doğru evriliyor. Ben onunla beklenti demiyorum. Evet. Naçizane Şöyle diyebilir düşüncemi miyiz? Paylaşmak Hani istersen. Hepimizin kalbimizden gelen dileklerimiz var. İsteklerime Dileğimiz yön diyelim vermek mi? Yani istiyorum. içimizden gelen diyelim mi? Süper. Evet. İşte o. Çünkü içimizdeki dileğimiz, içimizdeki niyetimiz. Çünkü niyet yaptığımız zaman o kadar değerli bir enerji yaymış oluyoruz ki titreşim olarak evrene. Çünkü biz de zaten bir enerjiyiz ve titreşen bir enerjiyiz. Sadece beden formundayız şu anda. Kendi isteklerimizi niyete çevirip onu evrene yaydığımız zaman istek ve dilek kapısını ona doğru yönlendirerek beslemeye devam edersek seçimimiz ve sahip olduğumuz dilek haline dönüşüyor. Beklenti dediğimiz zaman askıda kalıyor. Evet. Çünkü herkesin bir beklentisi var. Herkes o beklentisine gerçekten içindeki enerjiyle yaklaşabiliyor mu? Bu çok değerli. Bu nedenden dolayı ben beni izleyen sen ben hepimiz için söylediğim bir şey var. Önce kalbimizde kendimiz için nasıl bir yaşam istiyoruz?
Ama gerçekten sahip olmak istediğimiz yaşam nedir? Bizim için mutluluk nedir? Kimi için toprakta yalın ayak yürümektir, yapmaktır. Kimi için yoga matında inzivada olmaktır. Hiç önemli değil. Sadece o ruh nasıl beslenecek? Ona karar vermemiz gerekiyor. Bir başkasının nafti ile ilgilenmeden önce. Evet. Çünkü bizim ruhumuzun büyüyebilmesi için ona ihtiyacı olmamız gerekiyor. Bu da niye en önemli şey? Çünkü biz kendimize dönmeliyiz. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilendik artık. Kendi Evet. yaptığımızla ilgilenelim. Kendimiz için en doğru ne, ona ilgilenelim. Bugün sabahleyin alışverişe çıkmam gerekti. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Neden üzüldüm biliyor musun? Bu kadar güzel bir dünya ve evren içerisinde kayıp şehir gibi etraf. Bir alışveriş merkezinin altında bir markete gittim. Alışveriş merkezinde hiçbir şey yok. Karanlık. Asansör çalışmıyor. Yürüyen merdiven çalışıyor. Destek olmak için çalıştırmışlar. Ve sanki böyle bir şey gibi metruk bir yere giriyormuş gibisin. Dedim bu dünya böyle değildi. Bu dünyayı bu hale eğer insanlık olarak biz getirdiysek ben de bir insan olarak evrenden ve tüm sistemden özür diliyorum dedim. Bu çok önemli. Gerçekten artık kendi sorumluluklarımızı bir insan olarak almamız önemli. Ki sorumluluğumuzu alabiliyorsak bunun gerçekten ödülü de muhteşem. Evet. Ben bu İşte zihinsel olarak kendime ödülleri çalıştığım yolda toplayacağımızı tahmin hep ediyorum. bu farkındalıkla. Buyurun. Tatlım çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet. Demiştim ki araya girip bu ödülü Soru mu var? toplayacağımızdan eminim. Ben %100 eminim. Evet. Neye layıksak onu alıyoruz. Evet. İşte o ödüle layık olabilmek için de kendi ruhumuzda, kendi iç dünyamızda ben değil artık. Hani ben değil, hani o nörotik ego anlamında olan ben değil. Evet. Biz biriz diyebiliyor muyuz? İşte o birlik enerjisine toplandığı zaman yine o kaynaktan çoğalarak yayılan sevgi enerjisi ruhumuzu yeniden beslemeye başlayacak. Hep anlatılıyor. Enfeksiyonel konulara, hastalıklara sebep veren virüslerin titreşimi düşük bir titreşimdir. Sevginin titreşiminin çok çok altında. Eğer kendi iç dünyamızdaki o sevginin kalkanıyla ilerleyebiliyorsak hiçbir hastalık diye tanımlanan sebep bizi aşağıya çekemez. Çok haklısın. Fatoşcuğum bak Bay Disleksi sana ne demiş? Sevgi ve Ne demiş? saygılar. İnsanlığa bunları hep hatırlatmak gerek. Unutuyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz demiş sana Bay Disleksi dostumuz. Çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygı bizden. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sayfamda yazmaya çalışıyorum. Takip ederse en azından orada da konuştuklarımı yazıya dökülmüş halini bulabilir. Kendisine Harika. tekrarlarımı Bu iletiyorum. arada You Pozitif ailemize hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Evet, Elif'le konuştuk. Ben dün işte ilk girişimi yaptım daha ama bilgileri toparlamadım. Daha doldurmadım içini. İnşallah paylaşarak büyüyeceğiz. Pazar günü de Berrin'i seni pazar akşamı Zoom üzerinden yapacağım kalp çakrası çalışmama Berrin'i, Yasemin'i eğer vakitleri varsa sevinirim gruplarında falan da paylaşırsan. Hani daha çok insanın, bu çünkü ücretsiz bir çalışma, daha çok insanın kalbini hatırlaması için. Seve seve kalp çakrası çok önemli bir çakra, sevginin daha çok yayılabilmesi için Evet. yeni sistemde biliyorsun belki sana da duymuş olabilirsin çakralar da değişiyor. Evet. Birden dörde kadar olan çakramız artık tek çakra olarak Evet. algılanacak. Öyle olması çok daha değerli çünkü kökle kalp aslında iç içe. Evet. 1, 2, 3, 4 dediğimiz zaman o 4 bizim yaşam enerji merkezimizin bedensel tarafı.
Dolayısıyla çok değerli. Onun tamamını tek çakra olarak baktığımız zaman artık kalp gerçeği çakramızda ruhani boyuta doğru çıkıp biraz daha çok ruhumuzla, ruhsal bedenimizle uyumlanmayı hatırlama zamanı. Dolayısıyla kalbimizi fark edip ruhumuzu beslemeye devam. Çünkü bizi o açığa çıkaracak, o bizi o aydınlığa çıkaracak. Evet, böyle çok eski bir cümle var, insanlığı sevgi kurtaracak diye. Hakikaten de öyle. Sevgi kadını biraz sevgiden bahsetsin. Senin de Heal Your Life sistemine rezone olman boşuna değil. Biraz Heal Your Life'dan ve sevgiden bahsedelim mi? En çok sevdiğim konu tabii ki bahsedelim. Evet, Heal Your Life, sevgili Louise Hay, sevgiyle anıyorum. İlk onun Düşünce Gücüyle Tedavi kitabının Türkiye'ye yayınlandığı yıl 1984. Ben onu alıp okumaya başladığımda çok etkilenmiştim. Ve benim okumam ötesinde ailemde herkes okumuş ve birçok kişiye de doğum günü hediyesi olarak bu kitabı hediye etmeye başlamıştık. Herhalde ben 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca sürekli bu kitabı hediye ettim. Neden hediye ettim? Kitabın başında şöyle bir cümle yazıyor. Diyor ki, ben bu dünyada birçok kadim bilgi olan bilgileri derleyip toparlayan ve kitap haline getiren biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum diyor. Çünkü içindeki bilgilerin çoğu gerçekten hepimizin büyüklerimizden duyduğumuz kadim bilgiler. Tabii ki kendi öğretilerini de birbirine ekleyerek, sentezleyerek harika bir değişim ve dönüşüm kitabı yazmış. Çok yalın, çok kolay anlatılabilen ve anlaşılabilen ve çok kolay hayata geçirilebilen öğretiler ve yöntemler var içinde. Evet. Ben bu kitabı okuduğumda zaten direkt beni anlatıyor. Ben zaten böyle düşünüyorum dediğim bir kitaptı. Çok yıllar sonra Türkiye'de workshopları açıldı ki Türkiye'de diyorum o dönemde benim bir Türkiye dışı yaşamım da olmuştu. Döndükten sonra fark ettim ki kitap artık atölye halinde aktarılıyor. Evet. Ve tabii ki anlayacağın üzere ben kendimi direkt o atölyede buldum. Yani böyle bir enerjinin içerisinde olmak çok keyifliydi. Sonra eğitmeni olmak istedim. Evet. Olabilir. Sonra eğitmenlik Türkiye'de verildiğini de tabii ki öğrendim. Tüm bu süreci devam ettim ve sistemde bana her türlü maddi ve manevi yardım etti ve ben eğitmeni haline geldim. Şu anda Türkiye'deki Louise Hay eğitmenlerinden biriyim. Çok değerli diğer arkadaşlarla beraber Heal Your Life Türkiye olarak bir grup var. O grubun üyesi olmak benim için gerçekten çoklu. Louise Hay'in çok önemli üzerinde durduğu tek bir konu var. Düşünceni olumluya yönlendir ve sadece sevgiyi kendini hatırlamaktan başla. Çünkü bir insan kendini sevmek ne olduğunu önce anlayabilmeli ki bu sevgiyi işleyip başkasına da aktarabilirsin. Çünkü insanlar kendini sevmek dediğimiz zaman gerçekten bunun altını çizip gerçek anlamının ne olduğunu kavramakta zorlanıyor. Bu çok Evet. doğal çünkü deriz ki sevmek, sevgi evet değerli, okey. Bir insan kendini seviyor ise eğer asla kendini eleştirmez. Evet. Asla kendini yargılamaz. Asla kendini suçlamaz ve asla kendini küçük görmez. Çünkü kendini dediğim, altını çizdiğim o kelime bir tek varlığı referans gösteriyor. İçimizdeki bizi yaratan, beni yaratan, o kendiyi yaratan, İngiliz olarak self dediğimiz o özümüzü yaratan noktayı referans gösteriyoruz. O öz de Yüce Yaradan'dan geliyor. Şimdi ben bunu böyle anlattığım zaman herkese göre tövbe diyenler de var. Böyle anlattığım zaman daha çok oturuyor insana. Çünkü eleştiri dediğin şey yaptığını onaylamamak, yapılanı onaylamamak, kabul etmemek. Kime göre, neye göre Yelda'cığım? Evet. Bir tane doğru yok ki. Yani ben buradan baktığım zaman seni muhteşem görüyorum. Başkası arkadan baktığı zaman örnek veriyorum. Senin ön yüzünü görmediği için kim olduğunu bilmeden farklı bir yargıya varabiliyor. Böyle İşte karikatürler bu yargı değil mi Fatoşçum? Böyle karikatürler var.
Mesela kızın, eşe bir bayanın ve bir bayan demiyoruz. Bir kadının ve bir erkeğin elleri arkasında böyle cici bici bir kadın. Ama onun arkasında bıçak var. O böyle her tarafı Ve şey böyle nasıl diyeyim deri ceketler, yırtık pırtık pantolonlar, işte piercingleri olan bir adamdı. Onun elinde de çiçek var. Yani arkadan ve önden o çok güzel bir karikatür. Yani bu evet, demek doğru. istiyor ki yargılama bakış açını değiştir. Bir de varsayımda bulunma. Bu Toltek bilgeliğinde de vardır. Evet. Bir varsayımda bulunmayacağız çünkü bilmiyoruz. Evet. Gerçekten bilmiyorum. Bir başkasını eleştirirken haddimizi bilmemiz çok değerli. Evet. Ben buna çok önem veririm. Çünkü hepimiz aynı bütünün bir parçasıysak dünyanın birçok farklı yörelerinde doğuyoruz. Doğduğumuz aile farklı, doğduğumuz iklim farklı, doğduğumuz coğrafya farklı, doğduğumuz kültür yapısı farklı. Bu kadar farklılıklar içerisinde demek ki biz farklı bir deneyimler için dünyaya gelmişiz. O halde o deneyimleri, farklı farklı olan deneyimlerinden aynı sonucu bekleyebilmek mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla bu bir dünya bir mozaik. Bu mozaiğin içerisinde ben hangi anlamı ifade ediyorum? Ben kendi anlamımdan sorumluyum. Başkasının anlamını değiştirmek için kendimi zorlayamam. Evet. Louise Hay de kitabında anlatırken İngilizce ismi You can heal your life. Yani kendi hayatını iyileştirebilirsin. Evet. Başkasının hayatını değil, kendi hayatını. Senin hayatında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu düşünüyorsan yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu altını çizip satır 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 alt alta yazarak önce bir gözlerimizle de onu görmemiz gerekiyor satırları. Gerçekten bizde yolunda gitmeyen diye tanımladığımız şey doğru mu? Gerçekten böyle mi bakıyoruz? Önce biz fark etmemiz gerekiyor. Yoksa içimizde sakladığımız zaman kimsenin bilmesi ya da bilmemesi değil. Biz kendimiz onu görmekten kaçıyoruz. Kendimizle yüzleşemiyoruz. Dolayısıyla diyor ki sen istersen kendi yaşamını dilediğin gibi değiştirebilirsin. Ama gerçekten istersen yapabilirsin bunu. Başkası değil. Evet, Bilgeciğim merhaba, hoş geldin canım benim. Bilge Öztoplu geldi. Öpüyorum Bilgeciğim. Evet, öpüyoruz seni. Ne güzel böyle dostları görmek. Hayatı tersten okuyoruz bir tanem. Evet, hayatı tersten oku. Sevgili Bilge Öztoplu'nun son kitabı çok can bir dosttur. Bilgeciğim buraya şeyini de yazarsan onu da duyururuz. Biz de seni seviyoruz. Bilgeciğim senin hangi akşam You Positive'de seminerin? Onu yazarsan sevinirim. Evet biz şöyle bir konuya değinelim yine. Sevgiden yola çıkarak yeni dünya düzeninde sevgisiz bir zerre kalacak mı? Sevgisiz bir zerre tabii ki kalmayacak. Neden dersen, herkes ama herkes bir şekilde sevginin varlığını fark edecek ki Evet. şu anda fark ediyor Evet. ve kendisinin aslında sevgi olduğunu fark edecek. Hani şimdi Evet. sevgisiz derken kendi içimizdekinin, bizim özümüzün, öz varlığının, hamurunun sevgi olduğunu fark edecek. Ve Evet. o sevgi olmadan bir yaprak gibi bile kımıldamayacağını fark ettiğimiz anda çok değişik bir yaşam içerisinde olacağız. Bu doğru. Şu anda o yaşam nasıl bir yaşamdır onu tanımlayabilmemiz gerçekten mümkün değil. Ama şunu biliyorum. Hiçbir şey artık bizim bildiğimiz, algıladığımız bir dünya gibi olmayacak. Hem teknoloji ağırlıklı bir Evet. yaşam, Evet. hem teknoloji ağırlıklı bir düzen içinde olacağız, hem de bu teknoloji bizim dünya yaşantımızı kolaylaştıracak bir teknoloji olacak. Öbür taraftan da artık ruhumuz kendi içinde sevgiyi, dengeyi, kabulü daha çok yaygınlaşan bir enerjide hissedecek. Evet. Sanırım birçok sistem çökecek. Yani dönüşümün gereği çökecek. Onun yerine yeni Dönüş
Dinliyorum Fatoş'cum. Dönüşecek tatlım yani. Evet. Belki hani çökecek, hani çökecek bilmiyoruz. Belki çökmek değildir de dönüşecektir. Yani Yani yöntemlerini değiştireceklerdir. o bize göre çöküş diye adlandırdığımız şey aslında hani ne biliyorsun altının üstünden daha iyi olduğunu gibi bir şey olacak. Aynen öyle Bu Celalettin, da yani insanlık için bunlar güzel şeyler. Ama hepsi bize hizmet edecek diye düşünüyorum. Son dediğimi duyabildin mi? %100. Çünkü Evet. düşünsene, ben bu değişimle alakalı çok güzel bir örnek veriyorum. Bizler şu andaki bu dünyada, bu bedende yaşarken nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Sadece subtil olarak bunun tanımlayabiliyoruz. Anne rahminde büyürken nasıl bir dünyada olduğumuzu tıp dünyasından biliyoruz. Ama öyle bir kanaldan geçip dünyaya geliyoruz ki bu bizim muhteşem bir dönüşüm aslında. Nereden geldiğimizi fark etmeden doğuyoruz ve büyüyoruz. Bu dünyada o bebekken, bir günlük, bir saatlik bebekken böyle bir değişime uyum sağlayabiliyorsak, Evet. ki şu anki bedensel ve ruhsal aklımızla ve teknolojik bilgilerimizle ve bütün yıllar boyunca aldığımız kadim bilgilerin öğretisiyle gelecek olan değişimi daha rahat kabul edebiliriz, daha rahat uyumlanabiliriz, daha rahat öngörebiliriz Evet. ve zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu, bu üçlüyü birlikte nasıl kullanacağımızı araştırabiliriz. Evet. Dolayısıyla bizim işimiz daha kolay. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada bilgi arkadaşım yazmış. 28 Nisan akşamı bilgi arkadaşımızın YouPozitif dönüşüm portalında platformunda çok güzel bir konuşması olacak. Aynı zamanda Ufuk Önen dostumuzun başka kimler vardı? YouPozitif yazsın lütfen daha başka kimler olduğunu. Şu anda takıldım kaldım. Deniz Şiva Oltaz arkadaşımızın olacak. Bilge Öztoplu, Deniz Keller arkadaşımızın olacak. Lütfen YouPozitif sayfasına girin. Orada bütün etkinlikleri göreceksiniz. Zoom üzerinden yapılacak bu etkinlikler. Zaten eğitmenlerin de kendi sayfalarından göreceksiniz bunları. Sevgili Fatoşçum, Canım benim. peki biraz yine biyotaçı onu da önemsiyorum ben. Biraz biyotaçtan ve neleri iyileştirdiğinden yani sadece şey mi fiziksel mi yoksa zihinsel mental anlamda iyileşmeler söz konusu mu? Bu arada Elif arkadaşımız da www.upositif.com adresinden bulabilirler demişler. Onu da bildirelim. Onu da. Teşekkürler canım, Elif'e de. Evet. Yelda'cığım, Biotouch Healing web adresini de vereyim. Çok rahatlıkla yazabiliyoruz çünkü onu. www.justtouch.com İngilizce bir web sayfası. Türkçesini biz hazırlıyoruz, Kim Mili olarak hazırlanıyor. Yani distribütörümüz tamamlandıktan sonra o da devreye girecek. Berin izliyorsa bunu buraya yazabilir mi altına? Çünkü kişiler 24 saat orada kalacağı için kişiler, arkadaşlar görebilirler buradan eğer Berin izliyorsa. Okey, olmadı ben sayfama da yazarım. Sayfamdan da Tamam. bakabilirler yani. Onu zaten var. Bazen Şöyle bir şey var. dinliyorum. Bio dediğimiz kendi bedensel enerjimizin üzerindeki, sadece elle de göstermeye çalışıyorum. Şu iki parmakla bir kelebek hafifliğinde, yani kelebeğin dokunduğundaki hafiflik her neyse, o şekilde dokunarak ve ya dokunuş veya ya da böyle süpürme şeklinde yürütülerek yapılan böyle bir sistem. Neleri iyileştiriyor dediğin zaman, şimdi bu iyileştirme birebir hastalık iyileştirme olarak algılamanın dışında enerji blokajlarının döngüsünü açıyor. Evet. Şimdi biz bedensel bir enerjiyiz biliyorsun ve Evet. enerjinin bütünlüğü içerisinde farklı enerjilerle temas içerisinde olduğu zaman ruh ve beden belli blokajlara sebebiyet veriyor ve o blokajların da bedende birikmesiyle ve duyguların da o blokajları beslemesiyle
hastalık olarak tanımladığımız birçok fiziksel semptomlar fiziksel bedenimizde görünmeye başlıyor. Evet. Şimdi biyotaç healing de diğer bütün sistemler gibi enerji blokajını çözmeye yardımcı oluyor. Hem fiziksel hastalıkları hem de o fiziksel hastalıkların oluşturmuş olduğu ruhsal gelgitleri de ortadan kaldıran bir yöntem. Bu yöntemin en büyük özelliği hiçbir yan etkisi yok. İkinci özelliği uyumlama olması gerekmiyor. Sistemi öğrenmek, hangi noktalara dokunabilmeyi öğrenmek ve pratiğini kazanmak yeterli. Üçüncüsü yaş sınırlaması yok. Sıfır yeni doğan bebekten tutun da yaş dönemindeki herkes için kolaylıkla uygulanabilen bir yöntem. Bir dördüncüsü çocuklar dahi uygulayabiliyor. Aa, bu çok Yani güzel. bununla öğrenmenin de yaş sınırı yok, uygulamanın da yaş sınırı yok. Çünkü bir yan etkisi yok, herhangi bir müdahale yok. Sadece tene dokunarak, doğru noktalara dokunmak ve doğru akışı yapmak yöntemiyle kitapçığın listesinde aklına gelebilecek her türlü hastalık için kullanılabilecek noktalar var. Evet. Örnek veriyorum. Eğer mesela boyun ağrısı söz konusuysa ya da omuzlarla ilgili bir sorun söz konusuysa boyun ve omuzlarındaki hangi noktalara dokunacağını gösteriyor. Evet. Bir sıralaması var. Her dokunuşun da 6 ila 8 saniye arasında olması koşulu aranıyor. Hafif dokunacak, doğru noktaya dokunacak Evet. ve 6 ila 8 saniye arasında dokunacak. Ne daha az ne daha çok. Evet. Bunu herkes ben sayarak yapıyorum saat. Çünkü o dönemlerde telefon ya da herhangi bir saate dokunmak istemiyoruz. Başka bir manyetik enerjiyle karışmasın diye. Ben ne yapıyorum? Ne yaptım? Kronometreyle 8 saniyeyi ölçtüm. Kaça kadar sayıyorum benim saymamla? Her dokunuşumu o kadar sayıyorum. Bu öğretim ne diyor? Bir selamlamayla başlanan bir sistem, bir uygulama bu. Evet. Bizim kendi içimizdeki güneşimizi açıyoruz ve karşımızdaki kişinin de güneşini yani şifa enerjisini açarak her ikimizi de aynı niyeti yaparak uygulayıcı ve kabul eden olarak çalışma yapılıyor. Ben herhalde 100'den fazla kişiye uyguladım. İnanılmaz geri dönüşler aldım. Almaya da devam ediyorum. Şimdi bu sosyal mesafe dolayısıyla henüz daha bu çalışmaları hani dışarıda yapamadığımız için ara verdik. Fakat ben dediğim gibi 100'den fazla kişi de bunu uyguladım ve de geri dönüşleri çok keyifli ve çok güzel geri dönüşler olduğu için de çok heyecanlıyım. Öğretmeye ve uygulamaya ve öğrenmeye devam diyorum. Harikasın, harikasın canım. Ne güzel bir aileye sahipsin. Bu çok değerli bir şey. Ve Çok teşekkür ederim. örneğin herkes de görülmez bu ama senin arkadaşların, yani bir arkadaşın var mesela aileye dahil. Sadece sizin soyadınızı taşımıyor. Evet. Evet, kızım küçükken arkadaşı sormuştu ona hani bu teyzen mi diye. O da işte evet teyzem ama annemin kardeşi değil demişti. O zamanlar 3 yaşındaydı. Evet. Gerçekten ruhsal ailem dediğim ailelerin kişiden bir tanesidir, canımdır, ailemdir. Bu süreçte de bizim yanımızdadır, birlikteyizdir çünkü biz bir aileyiz. Berrin, duy bizi. Çok sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Peki Çok teşekkür ederim. senin webinar üzerinden yapacağın çalışmalar var mı? Yoksa dışarı özgürce çıkıp dolaşıldığı ve insanların sarmaş dolaş olduğu zamanları mı bekliyorsun? Sevgili Yelda, şu an zaten biz Kimim İla Akademi olarak başladık. Zoom üzerinden 7 eğitmen, 6 eğitmen haftanın 2 günü, pazartesi ve çarşamba günleri sayfada, Kimim İla'nın sayfada yayınlandı. Her gün bir arkadaşımız olmak üzere
kendi konusunda aktarımda bulunuyor. Bunlar ücretsiz bir aktarım. Ben de ayrıca yine online Zoom üzerinden yine kimimle çatısı altında olmak üzere Heal Your Life eğitimi açtım. 10 haftalık bir eğitim. Hatta yarın 4. haftasını gerçekleştireceğiz. Evet. Bu döngüler devam ediyor. Bu da ücretsiz bir çalışma. Bundan da herhangi bir bedel talep etmiyoruz. Sadece iki koşulumuz var. Heal Your Life ekibine katılanlar sonrasında alma verme dengesi için cüzi bir fiyatla yeniden yüz yüze görüşümüzde bu eğitime katılanlar yeniden katılıp bu eğitimi alabilecekler. Sertifik programı gibi. Diğer arkadaşlarımız için de şimdilik gönüllü devam ediyor. Ben online üzerinden ücretli bir çalışma yapmayı düşünmüyorum. Şimdi şu anda hepimiz zaten birbirimizde sadece değişime, dönüşüme ve desteğe ihtiyacımız var. Böyle bir ay, iki ay böyle devam edecek. Sonrasında nasıl gelişir bilmiyorum tatlım. Bakacağız. Yapıyorum tabii ki online. Yani sayfamdan takip eden olursa sayfamda da yayınlıyorum. WhatsApp gruplarına ekliyoruz. O kapalı grup gibi oluyor. Sonra WhatsApp grubu ve Zoom üzerinden koordineli olarak çalışmalar devam ediyor. Çok güzel. Webinar bana göre gelecekte de yani biz dışarı çıktığımızda da devam edecek. Hatta insanlık bunun avantajlarını kullanacak. Şahsen ben kendi açımdan bakılırsa nefes terapisi dışındaki her şeyi yapabiliyorum. Ve örneğin bana uzak şehirlerden ulaşamayan nefes eğitimi veyahut da işte workshop bireysel alamayan nefes terapisinin haricindeki her şeyi uzaklara yakın yapabiliyorum. Bu da benim avantajım oldu. Yani bu şekilde ben ufaktan ufaktan atölye çalışmaları yapmaya başladım bile. Süpersin ki bu süreç öncesinde de ben Amerika'da evet bu Biotouch Healing eğitimini, öğretmenliğini Zoom üzerinden alıyordum zaten. Evet. Şimdi biz eğitim hani yani şu anda Arizona'ya gitme şansım olmadığından Arizona'dan Zoom'dan bağlandık. Biz önce bir doküman gönderiliyor, onu çalışıyoruz. Sonrasında birebir görüşmelerimiz Zoom üzerinden oluyordu. Ondan öncesinde Hey House'un birçok eğitimleri vardı. O eğitimleri de yine webinar üzerinden paylaşımda bulunuyor. Hangisine ilgimizi çekiyorsa bağlanıp o eğitimi alabiliyorduk. Bu çok değerli çünkü gerçekten yurt dışında bir eğitim almak için gitmek ve gelmek birçok anlamda külfet zorunlu. İnsana gerçekten zor gelebiliyor. Gerek de yok. Online bunu yapılabiliyorsa neden olmasın? Bence bu çok değerli bir gelişme. Zaten işte yeni dünya düzeninde uzak yakın olacak. Uzak diye bir şey kalmayacak. Büyüklerin söylediği buydu. Uzaklar yakın oldu. Hatırla bir zamanlar okyanuslarda giden gemiler yoktu. Gemiler olduktan sonra İpek yolu ticarete başladı. Şimdi evet. O da bir yolculuk, o da bir iletişim, bu evet. da bir iletişim. Şimdi gemiyle gitmeyeceğiz, sadece bir tuşa basacağız. Kendimizi Amerika'da buluyoruz. Harika. Örnek veriyorum, Avustralya'da buluyoruz. Dolayısıyla hani bu tür mesafeleri yakınlaştırarak katkılarını almak tabii ki çok değerli. Tabii bütün içerisinde şu andaki bizim algımızın da içine giremeyen başka farklı planlar, farklı akıl ve yöntemler de varsa da bu da yavaş yavaş karşımıza çıktıkça öğreneceğiz, uygulanmaya çalışacağız. Ve bunlar büyük planlar. O planlar konusunda şu anda bir yorum yapmak gerçekten çok anlamlı değil diye düşünüyorum. Evet, eskiden bir şey vardı, işte interneti iyiye kullanmak, kötüye kullanmak. Artık biz hep iyiye kullanıldığını görüyoruz. Çünkü dediğin gibi büyüklerimizin dediği uzaklar yakın oldu. Demek ki onlar her şeyi biliyormuş. Biliyorlar yani. Evet, onlar biliyorlar. Her şeyi biliyorlarmış. Biliyorlar. Yine de benim insan 20 Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bu güzel ve anlamlı bayram çocuklara 100. yılını kutluyor. Gönül isterdik muhteşem bir süreç. Evet, gönül isterdi ki el ele gönül gönüle çocuklar işte dışarılarda koşarak kutlasın ama o kadar güzel bugün İsmail Küçükkaya'nın programında İsmail Bey gösterdi. O kadar güzel gelen fotoğraflar, videolar. Her çocuk böyle videosunu çekmiş, yollamış.
O kadar güzel ki ben de dedim ki kendi kendime her gün ben de bu süreçte her gün canlı yayın yaparak hizmet etmeye çalışıyorum sisteme. Her gün madem büyükler yetişkinler çıkıyor yarın da bir tatlı evladımızı alalım dedim ve böyle bir çok tatlı bir kuzuyu yarın konuk edeceğim. Aynı zamanda Aa, çok güzel düşünmüşsün. evet, aynı zamanda Belminlerin Good Life İyi Yaşam Akademisi'nden sabahleyin çocuklara bir armağanım olacak. Daha doğrusu birlikte bir armağanımız olacak. Bir çocuk meditasyonu yaptıracağım. Bir nefes ve meditasyon yaptıracağım çocuklara. Aynı zamanda da akşamüstü Çok tatlı. Evet, sayfamdan Yelda Çetiner Instagram, Facebook sayfamdan takip etsinler. YouPositive'de de kapalı gruplara çocuk meditasyonu yaptıracağım. Zoom üstünden çocuklarla bir buluşmam var. Böyle ne bileyim ben çocuk kalbim onlara gülümseyecek. Onlarla buluşmak beni tekrar çocukluğuma götürecek. Süper. Yarın benim de dediğim gibi Heal Your Life'ın 4. haftası var. 4. haftada yani yarının konusu, ben tabii onu planlamamıştım. Yarının konusu ikimizdeki çocuk. Harika. Dolayısıyla biz de kendi grubumuzda hem içimizdeki çocuk, arkasından da çocuklarla alakalı tabii ki bir paylaşımımız oluyor olacak. Şimdiki, şu anki çocuklar daha önceki sistemi bilmedikleri için kendi içindekileri yaşam enerjisi içerisinde nasıl kutlayabiliyorlarsa öyle kutlayacaklar. Bizim kızım şu anda 15 yaşında. O da o çocukluk anılarını falan onları yaşamadı. O da kendi arkadaşlarıyla bir program yapıyorlar kendi okul ve öğrencilerle bir arada. Evet. Her okul online yaptığı eğitimde kutlamayla alakalı çok güzellikler yapacaklar. Evet. Onlar da böyle anacaklar. Önemli olan fiziken değil ruhen o enerjide olmayı hissedebilmeleri bence. Evet. O sevgide olabilmeleri, bizim de rehber olarak kendimize yaptığımız bu rehber yolculukta çocuklarımıza da sevgiyi her şekliyle kabul edebilmeleri ve aktarabilmelerini öğretiyoruz. Evet. Bunu da eskiden hay Allah olsaydı demek değil de şimdi daha iyi nasıl kutlayabiliriz'e yönelmemiz gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz koşulları kabul etmezsek biz üzüleceğiz. Koşullu kabul edeceğiz, üzerimize düşeni alacağız ve daha iyi ne yapabiliriz diye öyle ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Çok çok haklısın Fatoş'cum. Fatoş'cum yavaş yavaş programımızı tamamlayacağız. Fakat maşallahımız var, çok güzel, hiç kesintisiz. Yani güzel enerjiler yollaya yollaya. Bu ondan çok güzel, olsun tatlım. Çok güzel bir program oldu. Toparlarken programımızı lütfen eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Evet, yani her zaman söylediğim gibi, her zaman söylediğimiz gibi lütfen kendi içlerine dönerken kendi içlerindeki özdeki sevgiyle buluşmayı seçsin herkes. Evet. Ben de dahil olmak üzere her gün yaptığım meditasyonu da ben kendi özümdeki sevgiyle buluşmayı seçiyorum. Çünkü oradaki sevgi saf sevgi ve bize neyi nasıl görmemiz gerektiğini en yalın ve en doğru anlatan bilgi orada var. Oradan ışımaya başlayalım. Oradan ışımaya devam edelim ve bu ışığı da olabildiğince yayalım. Ve bir ricam var şu anda beni dinleyenlerden, kaç kişi oldu bilmiyorum, geçen hafta biraz daha mı fazlaydı, hiç önemli değil. Herkes şu andan itibaren lütfen dünyada, Türkiye'de sevgiye ve şifa ihtiyacı olan herkese kalbinden sevgi ve şifa aktarımı yapsın. Bu benim ricam. Bu çünkü çok önemli. Bizdeki enerji sevgiyle tüm dünyaya yayılsın ki sevgi çoğalsın. Biliyorsunuz iyilik bulaşıcıdır. Sevgi de kesinlikle. Paylaşınca çoğalır. Çoğaltmak için elimizden ne gerekiyorsa onu yapalım. Kesinlikle. Fatoş'um, seni ve aileni sevgiyle kucaklıyorum. Sevgimle kucaklıyorum. Çok şükranlarımı yolluyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Sarıldım bak. Kocaman sarıldım. En yakın zamanda gerçek anlamda sarılmak üzere, yani tensel anlamda diyeyim, gerçek anlamda zaten sarılıyorum sana. O zaman görüşmek üzere. Ben de öyle tatlım. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
Sevgili arkadaşlar, bu akşam 21.30'da sevgili arkadaşım Doktor İzzet Memi var. 21.30'da güzel bir sohbetle, İzzet Memi ile olan sohbetimizde görüşmek üzere. Ayrıca Fatoş Görce'nin programına yarıda katılmış olan arkadaşlar hiç merak etmesinler. Az sonra YouTube adresinde olacak. Oradan da Facebook'a aktarılacak. Fatoş'um, her yerde sen olacaksın. Her yerde biz olacağız. Her yerde biz olacağız. Peki, keyifle kalın efendim. Görüşmek üzere akşam. Hoşça kal, bay bay.